Birine olan duygusal dürtülerden dünyanın varoluşuna dek her şeyi kapsayan bir kelime var ki, sözlüğümden sildiğim kelimelerin ardından güneş gibi parladı. Sevgi. Peki sevgi nedir? Yaşanan ve hayal edilen müthiş aşk ilişkileri. Aralarından su sızmayan dostluklar. Çocuklara ve doğaya olan sevgi. Toz pembe ve iç açıcı duygular bunlar. Sevgi ürünleri olarak kabul edebildiğimiz bu durumlar, içinde bulunduğumuz mavi gezegende neden hayal kırıklıklarıyla dolu? Yani ilanı aşklara alınan red yanıtları, dedikodularla dolu dostluklar, gözyaşı dökülen varlıklar. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Kötü kavramlar olduğu anlamına mı? Bir insan aşık olduğu kişiye seni seviyorum dediğinde ilk olarak neye odaklanır? Ona olan sevgisine mi yoksa alacağı yanıta mı? Bir beklenti kokusu alıyorum. Beklentiler, ilişkiyi illüzyonlarla donatan korku tabanlı bir kelimedir. Seni seviyorum cümlesine karşı red yanıtı alan biri, karşılık beklediği ilişkinin başlamadan bittiğine tanık olur ve sonunda depresif bir ruha bürünebilir ve sevgi diye adlandırdığı duygu nefrete dönüşebilir. Karşısındakini elde etmek için kendi olmayan karaktere bürünen çift ise, ilişkiyi beklentilerle çevreler ve girdikleri rol zamanla kaybolmaya başlar. Çift, kendi olduğunda birbirine "sen çok değiştin" diyerek ayrılık zemini hazırlar. Ayrılık süreci de çiftin karakterine göre son derece sancılı geçebilir. İlişkide beklenti olmadığında ise çift, hayatı ortak deneyimlediğinin farkındadır ve birbirlerine ne alabileceğini değil, ne verebileceğini gösterir. İlanı aşk eden kişi ise karşılık beklemeden sadece sevgisini paylaşmaya başlar. Sevginin tanımı budur. Zira sevgi koşulsuzdur. Peki koşulsuz sevgi bununla sınırlı mıdır? Koşulsuz sevgi yaşamın ta kendisidir. Bunu sahip olduğumuz sonsuz imgeleme gücüyle açıklayabilirim. Koşulsuz sevgi, illüzyonların ötesinde realitenin ta kendisidir. Öyle ki yapılan her eylemin en derininde koşulsuz, beklentisiz sevgi vardır. Örneğin fanatik bir takım taraftarı, rakip takımı hakaret ederken bu eylemi rakip takımı olan nefretiyle değil, tuttuğu takım olan sevgisiyle gerçekleştirir. Bizlerin aldığı her nefes koşulsuz sevgiyle gerçekleşir. Peki sevgi kavramı tamamen toz pembe durumları içeriyor gibi görünürken rakip takıma küfretmenin sevgiyle nasıl bir ilişkisi olabilir? Bu iyi bir durum değildir, değil mi? Aslında bakarsan iyi ve kötü diye bir şey yoktur. Bilinçaltı kavramı ile ilgili konuşurken de belirttiğim üzere yaşanan her olay bizler tarafından iyi ya da kötü diye sadece yorumlanabilir. Fanatik taraftar takımını koşulsuz sevdiği için rakip takıma küfredemez diye bir kaide yoktur. Bu, o taraftarın özgür iradesidir ve özgür irade koşulsuz sevgiye eşittir. Öyleyse asıl olan sevip sevmediğin değil, nasıl sevdiğindir. Peki iyi ve kötü kavramları yoksa tek gerçek koşulsuz sevgi midir? Evet, ancak korku kavramı da en nihayetinde gerçektir. Ötekileştirme gibi bir kavram var ki evrensel dengenin korku kefesini neredeyse tamamen karşılıyor. Bölümün başında da belirttiğim üzere arkadaş ortamında yaşanan dedikodu sorunsalının kaynağı ötekileştirmedir. Birini diğerinden ayrı görme dürtüsüyle bütünün ayrışması korku tabanının zeminini hazırlar. Ötekileştirme korkudur. Fakat kötüdür diyemeyiz. Bu yorumdan ibaret olur. Ve o zaman her şey sevgiden ibaretken korku nasıl gerçek olabilir? Bunu anne çocuk örneğiyle açıklayabilirim. Çocuğu sokakta oyun oynarken çocuğun üstüne hızla araba geldiğini gören annenin gözünü kırpmadan arabaya doğru atılması ve çocuğunu kurtarması, korkunun üzerinde koşulsuz sevgi olduğunu ve her eylemin sevgi eylemi olduğunu gösterir. Bir durum kötü olarak yorumlanabilir ya da korku tabanlı olabilir. Fakat sevgi nihaidir. Sevgi evrenin simyasıdır. İnsanoğlu hayatı keşfetmeye çalışan çocuk misali odasını dağıtırken, duvarlarını kalemlerle boyarken güneş ana ve dünya yani tabiat ana asla onu engellemez. İnsanlar ölürken ve doğarken, birbiriyle savaşırken, korku tabanlı olguları küresel olarak ilke edinirken ne dünya ne de güneş asla istifini bozmadan koşulsuz sevgisini yansıtmaya devam eder. Öyle ki bizi, çevremizi oluşturan tüm hücreler, atomlar,
atom altı parçacıklar, daha derinlerde var olan maddeler ve tüm sonsuzluk, koşulsuz sevginin ta kendisidir. Canlı ve cansız ayrımının, yani ötekileştirmenin son bulacağı, her şeyin bir olduğunu küresel bilinç ile idrak edeceğimiz günlere şimdiden selam olsun. Her şey yolunda. Anda kalın.